You're missing a lot. They were really amazing. Here's the size of the screen in most table models. Haber vesaire programından herkese iyi sabahlar. Ben Ecem Albayrak. Ben Şevval Yıldırım. Bu sezonun son bölümüyle karşınızdayız. Ve saatlerimiz 11'i gösteriyor. Bugün milyonlarca insanın sıklıkla kullandığı video paylaşım sitesi YouTube'a gelen yeni bir özellik hakkında konuşacağız. Bu haftaki stüdyo konuklarımız Medyacom kurucu ortağı Umut Asil ve Hürriyet İçerik yöneticisi Ömer Kalabalık olacak. Hemen sorularımıza geçelim. Evet, teşekkür ediyoruz öncelikle geldiğiniz biz için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle Umut, sana şunu sormak istiyorum. Biraz daha genelden başlayalım. Bu dijital medyanın geldiği noktayı nasıl buluyorsun? Ya aslında bence Türkiye'de biraz yavaş olmakla birlikte, yani dünyaya göre yine de hızlı yol alıyor. En basit örneği şu, çok yakın bir örnek vereyim. Acun Ilıcalı bir yarışma programı yaptı sosyal medya ünlüleriyle birlikte. Evet. Ve orada en top noktadaki influencerlara teklifler götürdü. Ve birçoğu da bunu aslında kabul etmedi. Çünkü kendi işleri gereği kabul etmediler. Yani televizyon dünyasındaki ünlülere baktığınızda aslında şu anda Acun Ilıcalı'nın herhangi bir teklifini... Kabul etmemesi aslında çok zor gibi. Çok zor. Yani televizyon dünyasından kimse bunu reddedemez. Çünkü çok iyi bir nokta orası. Ama dijital dünya öyle artık kendi pastadaki payını büyüttü ve kendi dünyasında ilerliyor ki televizyona dair bir şeyi yok, beklentisi yok. O yüzden de influencerlar kendi güçlerinin farkındalar. Oradan çok net belli bu zaten. Dijital dünyanın geldiği noktayı en güzel gösterecek örnek bu aslında. Evet, Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul etmediklerine göre dijital dünyada bu kadar aslında güçlü bir konuma geldi. Evet, giderek güçleniyor ve kendi business taraflarında kendi yollarını çizebiliyor artık genç arkadaşlar. Peki Ömer, bu geleneksel medya, yeni medyayı nasıl şekillendiriyor? Birbirlerine rakip olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani kısmen söyleyebiliriz ama şu en azından son 3 yıl için Umut'un dediği gibi dijital medya biraz Türkiye'ye geç girdi. Hı-hı. Ama onun belli sebepleri de vardı. YouTube'un belli süre Türkiye'de olmaması gibi. Ama son 3-4 yılda çok aktif bir şekilde önderlik etti diyebilirim. O yüzden bütün büyük kurumlarda, geleneksel medyalarda ister istemez bu akışa ilk başta karşı durmaya çalıştılar ama daha sonra karşı durmanın bir fayda getirmeyeceğini görüp kendi yatırımlarını yapmaya başladılar. O yüzden yani şu an bir önderlik varsa bence dijital medyanın önderliği var. Hürriyet'te de durum böyle mi şu anda? Yani şimdi öyle sorunca tabii ki net bir şey yapamam ama herkes dijital medyanın gücünün farkında ve yatırımlarını dijitale göre hedefliyor. Ben çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Bu konuyla ilgili. Biz Ömer'le birlikte de çalıştık Hürriyet'te. Ben de 4 yıl Hürriyet'te görev aldım. Yani tabii ki de hala konvansiyonel medyanın gelirleri daha fazla. Hı hı. Ama artık gazetelerin kağıt olarak satışları düşüyor. Herkes dijitalden okumaya başlıyor. İşte ne bileyim, televizyon izlenme oranları düşüyor, dizilerin izlenme oranları düşüyor, dijital artıyor. Bunu gören büyük kurumsal yapılar da artık o yöne doğru ilerlemeye başladılar. Peki. Son dönemde YouTube'da sık sık güncellemeler oluyor ve aslında biraz YouTube'da kabuk değiştirmeye başladı diyebiliriz. Şimdi belli bir ücret karşılığında YouTube'da premium'a üye olabiliyorsun. Bu Netflix'te olduğu gibi YouTube'da da YouTube'a özel diziler var veya Spotify'daki gibi müzik indirebiliyoruz. İkinizden şimdi şunu isteyeceğim. Bize biraz bu kabuk değiştirmekten, YouTube'un kabuk değişiminden bahseder misiniz? Şimdi şöyle, YouTube aslında bütün büyük mecralar, yani Facebook, YouTube, işte Instagram vesaire, hepsi aslında büyük yapıların belli parçaları. Yani YouTube'da Google'ın bir ürünü, işte Instagram, Facebook'un sahibinin bir ürünü. Bunlar tabii ki de her yerden pay almaya çalışıyorlar. YouTube Red diye bir şey var. Aslında daha Türkiye'de tam olarak aktif değil, dünyada daha aktif. Aslında Netflix'in bir benzeri. Yani siz oraya para verip daha kaliteli içerikleri, yani dizidir, filmdir gibi şeyleri izleyebileceksiniz. Bu YouTube'un kendi yarattığı bir ücretli seçenek. Bir şey şu anda da tabii. Bu premium'dan farklı bir özellik mi? YouTube Red, evet. Yani YouTube Red'in konumlandırması tam olarak bir Netflix'in rakibi olacak şekilde. Hı-hı. Premium şey, size reklam izletmiyor. Yani diyor ki sen bana parayı peşin ver. Hı-hı. Ben sana reklam göstermeyeyim. Senin de boşuna zamanını... Reklamsız bir yer. Reklamsız. İşte müzik için para ver. Sana işte müziği arka planda da dinleme imkanı vereyim. Spot. İndirebiliyorsun. Rakiplerinin ya alanlarına girmeye çalışıyorlar ve giriyorlar da, çok büyük yapılar olduğu için. Bu ücretli üyelik YouTube'un kendi ücretli üyeliği. Bir de şimdi belki birazdan bahsederiz. Bir de kanallar özelinde getirdiği, evet, bir üyelik sistemi var. Hı hı.
Ondan da birazdan bahsederiz. Ama genel olarak şeye çalışıyor YouTube. Ben sana reklamla reklam göstereceğime, gel sen bana direkt parayı ver. Hem ben daha düzenli bir gelir kazanayım, hem de sen daha rahat bir izlenim sağla. Şimdi ben herkesin daha çok merak ettiği soruyu soracağım. YouTube kazancı nasıl hesaplanıyor? Geçen aylarda mesela Enes Batur bir açıklama yaptı. 1 milyon izlenmeye işte 1000-2000 arası para kazanabiliyorsunuz diye. Gerçekten bunu YouTube'da... çoğu insan da merak ediyor. Evet, değil mi şey var? Ben de merak ben ediyorum. De ediyorum. YouTube'dan para kazanmıyor mu diye sorular. Evet. Çok değişken var orada aslında. Yani videonun uzunluğu, videoda kalma süresi, videonun kategorisi... hani 5-10 etkenin birleşiminden aslında bir şey çıkıyor. Yani net rakam vermek çok, çok doğru ortalama. Bir şey değil. Peki nasıl hesaplıyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. Bunu söylemişim. Çok pardon sözünü kestim. Şöyle söyleyeyim. Bunu maalesef genç arkadaşlar size diyor ki o A2 gelirine bakıyor. İşte 1 milyon izlendim atıyorum. Hı-hı. Şu kadar kazandım diyor. Bu sefer herkes hesabını ona göre yapıyor. Aslında sizin hangi bir defa hangi ayda olduğunuz çok önemli. Hı. Yani Ocak'ta çünkü reklam verenlerin Ocak bütçeleri farklı, Aralık bütçeleri farklı. Aydan aya değişiyor. Kesinlikle değişiyor. Siz mesela Haziran'da 1 milyon izlendiğinizde atıyorum rakamı $100 kazanacaksınız. Aralık'ta 1 milyon izlenmeye $1000 kazanabilirsiniz. Artı siz eğitim kategorisinde bir şey yapıyorsanız o çok daha zor, izletmesi zor bir içerik olduğu için onun reklam başına düşen maliyeti daha yüksek olduğu için oradan 1 milyon izlenmeye daha çok para kazanırken eğlenceden daha az kazanırsınız. O yüzden... O verilen örneklerin en ufak bir şeyi yok. Örnek size ortalama bir rakam bile veremem ama yani çok istiyorsanız 1 milyon izlenmeye 300-500 ya da $1000 arası bir şey. Peki. Şimdi kısa bir VTR'miz var, onu izleyelim sonra tekrar Bastı'ya dönelim. Onlardan mı daha çok dizi izliyorsun yoksa televizyondan mı? Online'da daha çok izliyorum. Online platform. Online platformlarda daha çok izliyorum. Yani online'dan daha çok izliyorum ama dizi izlemiyorum ben son zamanlarda pek. Online platformlarda. Hangi platformlardan? Netflix. Netflix ve Blue TV. İşte Netflix, Blue TV, Puhu ya da işte internet siteleri. Hangi platformdan daha çok izliyorsun peki? Netflix'ten izliyordum. Netflix. Şimdi YouTube'da da yeni güncellemeler var. Artık sevdiğiniz kanallara 5 lira karşılığında abone olabiliyorsunuz ve daha fazla içerik izleyebiliyorsunuz. Ayrıca emoji de farklı emojiler de kullanabiliyorsunuz. 5 lira karşılığında bir kanala abone olur musun? Yani daha önceden bedava yaptığımız için büyük ihtimal yapmam. Çünkü gerek yok. Hayır. Neden? Yani genel olarak zaten benim ilgilendiğim bütün videolar abone olmadan kanallarda YouTube'da izliyorum. O yüzden çok yardım etmek istemedim kanallara, abone olmuyorum. Bence abone olması gereken bir kanal yok şu an. Ya zaten abonelik karşılığı, aboneler arttıkça para kazanıyor YouTube kanalları. O yüzden ekstradan bir abonelik yapmam büyük ihtimalle. Zaten YouTube Premium kullanıyorum. Bütün özelliklerinden yararlanıyorum da. Ama ekstra 5 lira vermem sanırım. Yani kanalıma göre değişir. Diyelim ki hani çok iyi iş yaptığına inandığım bir kanal varsa yaparım. Yani böyle bir ihtiyacım yok ama 5 lira makul bir ücret, o yüzden olabilir. Sadece reklam ve izlenmeden mi para kazanılıyor? Ya o çok yanlış bilinen bir şey aslında. Hı hı. İzlenmeden para kazanmak diye bir şey yok. Bu maalesef böyle bir şehir efsanesi. İzlenmeden para kazanılıyor. O bize... zaman yanlış bilinen bir şey. Evet, çok yanlış bilinen bir şey. Yani sizin eğer videonuzda reklam oynamazsa, isterseniz 10 milyon izlenin, YouTube size bir kuruş bile vermez. Çok kısa şöyle anlatayım. YouTube'u bir AVM olarak düşünün. Hı hı. Siz de güzel şeyler üretiyorsunuz, ürünleriniz var. YouTube size diyor ki gel sana bir dükkan vereceğim. Senden hiç kira, elektrik, su almayacağım. Dükkana mallarını koy, ürünlerini koy. Ürünü de içerik olarak, video olarak düşünün. Hı hı. Satılırsa dükkan kirasını, elektriği, suyu düştükten sonra masrafları, kalan parayı yarı yarıya bölüşelim. Olur siz mu? Siz de içeriğinizi burada satın. Sizin zaten bir dükkanınız yok. Yayınla ürününüzü satabileceği tamam diyorsunuz. Sonra da eğer satılırsa, yani reklam oynarsa, hı hı, o zaman para kazanıyorsunuz. Peki YouTube Red'le bu düzen değişecek mi mesela? Hani daha YouTube az mı içerik Red, gidecek YouTube acaba? YouTube Red'in sistemini bilmiyoruz. YouTube Red şunu diyebilir mesela: senin içeriklerin çok güzel, gel ben sana fix işte bir sezonluk dizi için sana $100,000 vereyim yap falan. Onlar, o kısmı şu anda bilmiyoruz, içinde olmadığımız. Peki ben şunu soracağım şimdi. Bu abonelik sisteminde kullanıcıların da bir ücret ödemesi gerekiyor. Bunu neden ödesinler yani? Yani şimdi videoda da izledik. İnsanlar çok mesafeli buna. Evet. Ama yani röportaj yaptığınız kişiler biraz daha hani YouTube bağımlısı değil gördüğüm kadarıyla. Netflix ama, bağımlısı. Evet. Ama yani YouTube bağımlısı öyle bir kitle var ki yani söyleyecekleri ekstra bir cümleye bile birçok post tabii atıyorlar, yorumlar yapıyorlar. O kadar didikleyip altına yorum yapıyorlar. Çok yani bağımlı bir kitle var. Onlara özel, yani normal yayınlarında olmayacağı bir şeyi sunarsan
ister istemez... Onların talebi fazla evet, olur o zaman. Aynen öyle. Yani orada göstermeyeceğim bir şeyi. Yani mesela röportajlarda genelde zaten ben aboneyim, zaten video var diyor. Ama mesela genelde çok sevdiği bir format var diyelim. Ondan abonelikte 10 format yapacak, 10 bölüm yapacak hafta ayda. Onun için para ödeme ihtimali olabilir. Çünkü gerçekten çok değişik bir bağımlılık. Hani iyi bir yere büyük de bir gitmiyor bir yandan bu bağımlılık. Ama değişik bir bağımlılık olduğu için bana az da olsa yani alışkanlıklar bozulursa YouTube için iyi bir yere gelecek gibi geliyor. Bu tüm kanallar için geçerli değil, değil mi? Hani isteyen kanallar geçiyor şu an bu sisteme. Evet, biz YouTube, YouTuber demek istemiyorum. Yani YouTube içerik üreticileri olarak şey evet. Biraz mesela ücretli YouTube yazıyordu ya demin orada. Evet. Ya aslında ücretli olmuyor YouTube. Her şey aynı olduğu gibi devam ediyor. Sadece biz diyoruz ki bizle gerçekten sıkı bağ kurmuş takipçilerimize. Ekstradan videolar, ekstradan kamera arkaları görüntüleri veya ufak işte hediyeler gibi ekstra bir daha bağlılık sağlayacak şeyleri ufak meblağlarla sağlıyoruz. Yani aslında bu ekstra bir şey. Yoksa herkes izlediği videoları izlemeye vesaire devam edecek. Siz geçtiniz mi? Biz ilk geçen YouTube Türkiye'deki kanalımızda. Peki şunu merak ediyorum, ne değişti? Ya şöyle, şimdi birincisi üyelere bir şeyler vermek zorundasınız. Çünkü onlardan bir para talep ediyorsunuz. O yüzden biz işte ekstra... Daha mı ciddiye bindi acaba? Biz zaten ciddi yapıyoruz yıllardır. Sıkıntımız belki de var. Ya biz belki de fazla ciddi yaptığımız için şey olmuyordur. Ya 245 bin abonemiz var bu arada, fena değil. Sadece onlara artık biraz daha sorumluluk duyuyorsun. Mesela dün akşam bir canlı yayın açtık. Bazı çekilişler yaptık. İşte onlara hediyeler vermek üzere vesaire. Abonelere özel yayınlar. Üyelere özel, evet. Üyelere özel videolar olacak. Veya üyelerimiz videoları mesela daha erken izliyorlar. İşte atıyorum Perşembe yayınlanacak videoyu. Çarşambadan izliyorlar. Doğal olarak daha erken yorum yapıyorlar gibi şeyler. Daha fazla şeyler de vermeye çalışacağız. Bazı videoları sadece işte bu ücretli aboneliği geçenleri açıyorsunuz. Evet. Peki sana bir soru soracağım. Diyelim ki bazı videolar daha çok izleniyor. Hani sizin kanalda Yeme Challenge. Yeme Challenge'ı mesela sadece aboneleri açar mısın? Mesela daha az izlenecek bu. Yok. Yani ya işin özü burada bir ticaret yapıyoruz evet. Aslında. Burada bir para kazanma. En azından bizim öyle. O yüzden de biz şeye bakarız. Yani ben... Tutan bir formatım açık kanal, yani herkesin izleyeceği şekilde ne kazanıyor? Hı hı. Üyelerime verirsem ne kazanıyorum ben? Bunların sağlamasını, matematiğini yaptıktan sonra doğrusu neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Peki Avrupa'daki durum nedir? Evet, Türkiye'den önce Avrupa'da bu evet. Sistem işleyişe girmişti. Evet, yani Avrupa'da bu işliyor ve oturdu aslında bu, demin bahsettim ya Spotify'a rakip oluyor, işte Netflix'e rakip oluyor YouTube. Bunda da Twitch'e rakip oluyor aslında. Twitch'i biliyorsunuz gamerların alanı. Orada bu aslında var olan bir şey. Abonelik, bağış vesaire bu sistemler vardı. YouTube şimdi bunları getirdi. Oraya rakip oluyor. Yani dünyada zaten olan ve gayet rutin devam eden. Türkiye şu anda birazcık şey. Hani herkes para vermeden izleyemeyecek miyiz endişesinde. Hı-hı. Öyle bir durum yok. Yine izliyoruz. Tabii tabii. Ama mesela daha erken değildi. 2 gün sonra mı? Hani şöyle düşünün, yani bir dizinin siz çok hayranısınız. Hı-hı. Ne bileyim işte kamera arkası görüntüleri görmek istiyorsunuz, oyuncularla özel röportajları izlemek istiyorsunuz, daha fazla içerik istiyorsunuz, sizle daha çok karşılıklı konuşmak istiyorsunuz. Bu mesela önemli bir şey. Evet. Ben de şey gördüm, özel emojileriniz vardı sizin. Özel yayında. Emojiler var. Yani düşünün şimdi bizim canlı yayın açtığımızda 250 bin abone olduğu için çok fazla insan katılıyor. İnsanlarla birebir iletişim kurma imkanı olmuyor. Ama üyeler çok daha az kişi olduğu için onlara canlı yayın açtığımızda biz bayağı sohbet ediyoruz. Onların hangi şehirden olduğunu, ne yaptığını, ne ettiğini konuşuyoruz. Bu da insanların hoşuna gidiyor. Peki Hürriyet gibi böyle kurumsal hı. Haber siteleri bu duruma nasıl ayak uyduruyor? Bu ücretli sisteme mi, genel olarak YouTube sistemine mi? Genel olarak YouTube sistemine. Ya biraz da kurumsal şirketlerde YouTube daha çok bireysel üzerinden öne çıkan bir şey olduğu hı-hı. için daha yavaş ilerliyor. Ya hani büyük kurumsal şirketler için söyleyeyim, ya çok prodüksiyonlu, çok büyük, direkt buna dedike olmuş bir yapı olması gerekiyor. Hı-hı. Ya da bireysel yapılar daha çok ilerliyor. O yüzden yani büyük yapılar, yani şu an Türkiye'deki öne gelen YouTube'lara bakarsanız, YouTuber'lara genelde ve bireysel çıkışlar evet. Veya direkt YouTube'a dedike olmuş yapılar, yani daha kurumsal yapılar bu YouTube'da biraz daha yavaş ilerliyor otomatikman. Yani çok o kadar yani nasıl diyeyim? Manevra kabiliyetleri yatırım, daha zayıf. Evet. Çünkü ya buna direkt dedike olmanız gerekiyor ya da yandan yapılacak bir iş değil aslında. Genelde büyük şirketlerde biraz öyle görülüyor maalesef. Hani YouTube'umuz da olsun gibi görülüyor. Ama öyle ilerlediği zaman şu an önde gelen tüm YouTuber'lar bireysel çıkıştaki YouTuber'lar oluyor. Ama bu değişecek sanırım, hani bu premiumlar renkle birlikte. Orada şöyle bir hatası var büyük kurumların. Ben Hürriyet'te çalışırken aslında bu şu anda yönettiğim kanalın temelleri Hürriyet için atılmıştı. İhaller.
Bir yerler. O zaman başka bir kanaldı. Hürriyet'teki yönetim bize dedi ki biz YouTube'a girmek istiyoruz ve eğlenceli bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz de yapmaya başladık ve çok da iyi dönüşler aldık. Ama mesela atıyorum işte kızlar erkekler ilk defa makyaj yapıyor gibi bir video yaptık. Dendi ki yani bu Hürriyet'e çok uygun değil. Hani doğru bir haber algısı var Hürriyet'in. Ama bu tarafta ilerlemek istiyorsanız onu kırmak zorundasınız. Orada baktık ki olmuyor. Ve bir süre sonra o proje iptal oldu. Çünkü o seviyede eğlence. Hani hem böyle haber netliğinde hem de YouTube eğlencesinde bir şey yapmak çok zor yani. O yüzden ben de mesela kendim devam ediyorum. Bireysel bir şekilde ilerliyor. Birazcık sınırlarınızın olmaması lazım YouTube için. Ben şunu merak ettim. Şimdi 250 bine yakın aboneniz var dediniz. Bunların mesela kaçı bu ücretli sistemde? Daha çok yeni açtık. yani 3 gün önce açtık. Duyurusunu da çok yapmadık. Şu anda 100 gibi bir rakamdayız. 100'e yakın. Ama benim beklediğimden iyi. Ben açıkçası hani hiç de olmayabilir diye düşünüyordum. Daha çünkü, da artar mı? Tabii yani daha hiç duyuru yapmadık, bir şey yapmadık. Tabii artar daha ama hani artar. 250 bin atıyorum 100 bini falan öyle rakamlar olmaz da. 2500 yani, falan. Aynen. 5000 falan olsa gayet güzel olur. Gayet ne kadar ücret ödüyorlar? Evet bu ücret ne? Bunu herkes kendi belirliyor kanallarında. Farklı paketler de yapabilirsiniz. Minimum 2 lira işte maksimumunu bilmiyorum. Bizim 5 lira. Aynen. Bunun aynen, hepsini peki sen mi alıyorsun? Yarısını YouTube alıyor. Yok, yarısını YouTube alıyor. Şimdi YouTube'u da çoğu genç artık gelir kapısı olarak görüyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok zor yani. Yani nasıl diyeyim? Tamamen oraya kendini adayıp tüm gelirini oradan sağlamak en azından giriş aşaması ve ilk 1-2 yıl için zor bir yapı. Yani direkt orayı gelir kapısı, ben işimi bırakacağım, YouTube'a odaklanacağım ve bu benim gelir kapım olacak gibi %100 bakmak çok mantıklı gelmiyor bana ilk aşamada. Zor. Ama hani belli bir etkileşim sağladınız, izleniyor videolarınız, belli bir yere gelecek. Hani bir yeri görüyorsunuz, 6 ayda kendinizi idame ettirebilecek ekonomik şeyiniz varsa denenebilir. Ama %100 çok büyük bir çıkış yapılmadıktan sonra bir gelir kapısı değil. Şimdi bazı gençler görüyor YouTube'da işte fenomen olanları falan, özenenler de evet. Var. Peki mesela ne yapmak gerekiyor? Belli bir çıkış yakalamak için. Evet. Bence bir defa kesinlikle kamera önündeki yeteneğinizin olması gerekiyor. Yani bu arkadaşlar mesela herkes şey diyor işte Enes Batur'dan örnek vereyim, en üç örnek. Hani benim de çok izleyebildiğim bir içerik yapısına sahip değil ama bu çocuğa şey demek yanlış yani. Ne yapıyor ki? Hiçbir şey bilmiyor, tesadüfen olmuş demek. Yani milyonlarca, yani binlerce insan bunu yapmaya çalışıyor dediğiniz gibi. Herkesin elinde telefon var, işte bir şekilde bir mikrofonu var ve herkes buraya bedava video yükleyebiliyor. O yüzden yüz binlerce deneme içinden bu çocuk tek başına sıyrılmış ve çok büyük sabır göstermiş. Yani Enes Batur'un ilk 3,5 yılında hiçbir gelir vermiyor YouTube size. O yapmaya devam etmiş. Yani birçok insan bunu yapmaz, ben dahil. Biraz sabırlı olmak lazım. Sabırlı olmak lazım ve bence ekran önündeki o tam anlayamadığımız parıltının da olması lazım. Hocam bu sezonu kapatıyoruz ya. Acaba evet. Biz de YouTube'a mı geçsek senin özel bir kanal? Zaten evet, YouTube'dasınız. Artık YouTube'dayız ama bu okul kanalı olduğu için bir gelir de gelmiyor. Biz kendi kanalımızı açıp bunu bir evet, gelir kapısına çevirebiliriz. Dijital dünyayı da değerlendirebiliriz. Evet, olabilir, düşünülebilir. Evet. O zaman evet. Ne yapalım? Şey sezonu kapatalım. Kapatalım sezonu. Evet. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bugün son yayınımızdı. Sezonun son yayını. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bizi izleyen. Gelecek sezon görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz.